Ondan sonra alışverişe çıkacağız. Listeyi yaptım ben, tamam mı? Ne? Ne? Ya buzdolabı alışverişi yapmamız lazım. İçinde hiçbir şey kalmadı. Tuvaletin aynasının lambası patladı, onu almamız lazım. Oradan balık haline uğrayacağız. Balık alacağız, balık yapacağım akşama. Öğleden sonra evde bir sürü iş var. Süpürge yapmamız lazım, yerleri temizlememiz lazım. Ya Zeynep. Küvete olmamız lazım, bodrumu temizlememiz lazım. Zeynep. İçeri bile giremiyoruz oradan. Bir şey daha vardı, bir dakika. Kafamı karıştırıyorsun. Gardolabın kapağı çıktı, onu yaptırmak lazım. Ya aşkım. Bir şey daha vardı, komodinin. Komodinin çekmecesi açılıp kapanmıyor, onu yaptırmak lazım. Ya Zeynep. Ne? Ya aşkım, hafta içi köpekler gibi çalışıyoruz Allah rızası için. Hafta sonu biraz dinlenmek lazım ya. He? Doğru söylüyorsun. Tamam, bunu da ekleyelim. Dinlenmek lazım. Tamam, başka bir şey var mı? Var mı başka bir şey? Yok. Tamam o zaman, çabuk kahvaltımızı yiyip çıkmak lazım. Takıştır, takıştır. Alo. Alo Ozan. Efendim aşkım. Çıkmadın mı sen hala da? Gelip marketten beni bir alsana. Olmaz sevgilim ya. Şimdi ayakkabılarımı giydim, kapıdan çıkıyordum ben. İşe gidiyorum ya. Aman ay, ne olur alsan. Ya Zeynep'ciğim, çok önemli bir toplantım var bebeğim ya. 2 dakikalık yol market, kendin gelsene. Ya bir sürü şey aldım diyorum. Nasıl yürüyeyim böyle? Ya olmaz hayatım. Bebeğim bir saniye, telefonum çalıyor. Of Ozan ya. Bir dakika bekler misin? Bir dakika. Alo. Efendim Tuncay? Ya ne diyorsun Tuncay sen? Saçmalama oğlum. 6 aylık çek olur mu ya? Boncukla mı Allah Allah yönetiyoruz biz bu firmayı kardeşim? Ödememiz var bizim bir sürü. Olmaz olmaz öyle şey. Hayır abicim ya. Sen ikna et. 2 ay sonrasına engel çeker. Tabii tabii. Ya olmaz. Sen ikna et abicim ya. Hayret bir şeysin ya. Hadi. Ah. Tuncay, ben şirkete geleceğim birazdan, orada konuşuruz. Hadi kapat, hadi çabuk çabuk. Ben tamam, hadi orada konuşuruz. Bay bay. Zeynep, Zeynep aşkım orada mısın? Buradayım, ha. Buradayım. Ya aşkım kusura bakma, telefon uzadı. Benim acilen şirkete gitmem lazım. Görüşürüz, tamam mı? Tamam bebeğim? O zaman, tamam. Ben bir taksi atlar gelirim zaten. Senin madem acele işin var, ayakkabılarını da giymişsin. Gördüğüm kadarıyla tam kapıdan çıkıyorsun, hiç tutmayayım seni. Tutma, o zaman ben acilen şirkete doğru gideyim bebeğim. Bay, görüşürüz. Kendine iyi bak. Vicdansız! Vicdansız! Cehennemin dibine git vicdansız! Kanlar içinde kaldım burada. Dün Hasan'ı gördüm, ben sana söyledim mi onu? Hı hı. Ay bir gençlik sevdasına düştü ya şimdi. Üniversiteye girmeye hazırlanıyormuş. Valla. Aslında olabilir yani. Ben de diyorum bazen acaba yeniden böyle başka bir fakülteye girsem mi? Üniversiteye girsem mi? Ha? Hı hı. Mantıksız mı olur yani? Nasıl olur? Oo. Ya diyorum yeni arkadaşlar, yeni bir çevre. Ne bileyim ben, sınav heyecanı falan. Hı. Pazar günü annemi yemeğe davet etmek istiyorum. Ne dersin? Aklından bile geçireyim deme sevgilim. Aman iyi, tamam. Etmeyeceğim zaten. Dinleyip dinlemediğini kontrol ediyorum herhalde. Ay bu aralar bana bir şey oldu biliyor musun? Hayırdır? Ya bilmiyorum ya. Sürekli böyle erotik erotik rüyalar görüyorum. Duvardan duvara. Ay çok garip. Ne hormonlarıma bir şeyler oldu. Ben bir başka bir azgınlık var. Azgınlık mı? Evet. Öyle azdığın anlarda beni uyandırsana kız. Böyle kaslı kaslı erkeklerle sevişiyorum. Hmm. Böyle Ricky Martin'le, Brad Pitt'le falan. Sen bozulmuyorsun değil mi öyle şeylere? Yok. Tamam. Neyi uyandıracağım o zaman seni? Allah'ım. Ne? Attan inip eşeğe mi bineceğim? Günaydın aşkım. Ne yapıyorsun sen? Kahvaltı hazırlıyorum. Aa artık. Lütfen. Ne? Bırak. Bu sabah kahvaltıyı oturunuz Zeynep Hanım. Sevgiliniz sizin için hazırlayacak. Sen hiç zahmet etme. Hadi ya. Tabii. Ne yapacaksın? Özel bir şey. Fransız kahvaltısı. Ozanyon usulü döle omlet. Döle. Ve tabii. Ve fırında sosisli le kanepe. Nasıl? Hayta. Kokuya bak. Mis gibi, mis, mis. Tamam o zaman sen kahvaltıyı hazırlamaya devam et. Ben bir itfaiyeyi arayayım. Tamam. İtfaiye mi? Evet, onu arayacağım. Yeme. Anca gelirler çünkü. Aman zevzek. Zeynep!
Zeynep. Benim masamı sen mi kurcaladın kızım? Kurcalamadım, düzelttim. Ne bu ses, ne bu nefes? Sınavı mı çıkaracaksın? Hır filan çıkaracağım yok. Ama masamdaki not kağıtlarını bulamıyorum kızım. Bir sürü telefon numarası yazdım ben onların üzerine. Onlar önemli numaralar ve bana lazım ve aradığım numaraları bulamıyorum. Sen mi kaldırdın? Zeynep! Ya sanırım bu soruya evet yanıtını vermem lazım. Ve sanırım bok götüren masanı neden düzelttiğimi de anlatmam lazım. Ama canım hiç istemiyor. Çünkü ben ses tonundan anlıyorum. Kavga çıkarmak istiyorsun sen. Yani sen yaptın Zeynep Hanım. Evet, tamam haklısın. Özür dilerim, bir daha yapmam. Sırf beni susturmak için söylüyorsun bunları, akıllı seni. Aynen öyle, haklısın. Kızım bana haklısın deyip durmasana! Tamam, haklısın, doğru. Haklı değilim Zeynep! Haklısın. Kızım haklı değilim diyorum sana! Tamam, oldu. Özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Haklısın. Özür dileme Zeynep benden. Haklı da değilim, ayrıca bir daha da yapacaksın, tamam mı? Hadi erkeksen yapma da göreyim. Angels, angel, and then I dreamed crazy, dreamed crazy for you. Do that, that. Do that, that. Do that, that. And party, 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 that. Do that, that. That's party, party. Tatlım, ne yapıyorsun? Bir şey yok ya. Ha? Ne oldu? İşte canım sıkıldı. Biraz öyle şey yap, kahvaltı sofrası. Ne oldu? Sorun mu var bir yer? Canım benim, ah canım. Sıkıntılar kanter içinde kaldın sen. Yok yok, bir şey yok. Hadi ay, kahvaltı. Ay tatlım, takma böyle şeyleri. Biraz müzik dinleyelim, atalım sinirimizi, stresimizi. Yok, vallahi havamda değilmiş, vallahi. Yok, vallahi hadi. Ya. Yapalım ya. Ya canım sıkılıyor. Ne çalıyor burada? Yok, bir şey. Aa, crazy for you! Yapma ya. Allah havanda değil mi? Ne yapıyorsun? Zeynep! Bana bak! Altı harfli Özdi. Özdi. Altı harfli kadınların yaptığı bir şey ne? Ne? Kadınların yaptığı bir şey altı harfli. Çok kolaymış bu sevgilim. Dırdır. Ay. Ay çok komik değil mi? Ne var? Tamam, ayı, ayı erkek esprisi. Tamam işte espri, Allah Allah. Ne oluyorsa. Ya ne oluyorsa ya? Sıkıldım, bıktım artık senin bu iğrenç esprilerinden Ozan. Ne bu kadınları sürekli bir aşağılama, sürekli kendini bir üstün görme çabası? Hayret bir şey. Yani erkeklerin yaptığı başka bir espri yok zaten. Bir böyle seneler önce bunu bulmuşlar, dır dır yapıyor kadınlar. Sürekli bunun üzerine gidin. Yeni bir üretim yok, üretim yani. Bir doğurganlığınız, bir şeyiniz yok sizin. Gıcık gıcık. Hiçbir haltı beceremiyorsunuz zaten. Bunun üzerine gidip bir espri yaptınız. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun üzerinde de başka bir üstünlüğünüz de yok zaten. Ayı gibi olmak dışında hiçbir üstünlüğünüz yok sizin. Hiçbir üstünlüğünüz yok. Ya. Ya nasıl bir aşağılık kompleksidir bu acaba? Sürekli kendini bu kadar üstün görme çabası nereden geliyor acaba? Ne bu özgüven yani, hiç anlamış değilim. Ya gıcık gıcık. Gıcık gıcık ya. Çünkü vallahi yemin ederim bazen böyle düşünüyorum da. Allah'ım iyi ki kadınım ya. İyi ki kadın yaratılmışım. Bir de erkek olsam ay. Bitti mi? Yeter. Tamam Zeynep'ciğim. Anladık. Tamam. Anladık. Anlamışmış. Ay sen neyi anlayacaksın? Sen neyi anlayacaksın? Bu ne be? Ne? Ha? Ne oldu? Yok bir şey. Bitti mi? Ne çıktı? Yok bir şey çıkmadı. Söyle bakayım kadınların yaptığı o muhteşem şey neymiş? Hadi öğrenelim. Dır çıktı. Ne çıktı? Dır çıktı. Dır. Ya gülme. Gülme. Bunları da erkekler yapıyor. Yok. Alma mazlumun ağrını çıkar ahiste ahiste. Bulmacada güzeliz gördün mü ya? Biz kırışırız. Gülme. Ya gülme. Gülme. Gülme.
Aman, aman dikkat et. Kasten mi yapıyorsun Allah aşkına? Kaburgalarıma girdi elin. Tamam, oğlum tutuyorum kayınvalideciğim. Tamam, şuraya koyayım. Tamam. Neyi yapabilir acaba? Kızım sen demez miydin? Sakardır diye. Aman kayınvalideciğim yani sakarsak da sizin gibi düşüp bir yerlerden ayağımızı kırmadık herhalde. Ayıp ama, ama ayıp ama. Yalan mı Zeynep? Alçak. Evet, dediği de doğru. Basamaklar da alçakmış. 3 santim basamağa takılıp düşmüş kayınvalide yani. Aman be. Bak şimdi görüyor musun şaka yapıyor. Bayağı da şaka yapıyorsun değil mi? Değil mi? Sen öyle sorunca ne diyeyim, diyeyim mi diyeyim yani? Rahat mısın sen orada? Rahatsın değil mi? Fena değil evladım. İyi aman rahat ol. Tamam sen orada rahat ol. Nasıl rahat olabilirim ki Zeynep Allah aşkına? Bileğim kırık, kalçam mosmor. Ayağım alçının altından deli gibi kaşınıyor. Senin bu acayip nişanlın tepemde leş kargası gibi dikilmiş bakıyor. Kaburgam da çatladı galiba. Ozan öyle bir bastırdı ki taşırken. Ne yapıyorsun be? Ne yapayım? Ya suratına hakim ol önce. Aman bir gerginliktir. Sen niye bu kadar? Sen biraz sabırlı olur musun? 3 haftamız var daha doktor dedi. 3 hafta kalacaksın bizde. Ne? 3 hafta mı? Anneciğim bak şimdi senin kemiklerin çok kırılganmış. Doktor öyle dedi. Bundan sonra çok dikkat etmen lazım. Kırılgan falan değil efendim. Benim kemiklerim düştüm ondan kırıldı. Ayrıca kemik yapım hep narindi benim. Ama doktorun dediği öyle değil işte anneciğim. Yani yaşla ilgili bir şey herhalde. Allah Allah ne varmış benim yaşımda? Ay canım bir şey yok. Senin yaşında Türk gibisin maşallah. Ben onun için demiyorum da. Şey yani böyle şeyler genetik oluyor ya şimdi. Yani sende olursa bir kemik erimesi falan Allah korusun bende de olur diye önlem almak maksadıyla söylüyorum. Senin daha önce bir yerin kırıldı mı başka? Hayır yok. Hayır. Evet. Ama kolumla diğer ayak bileğimi saymazsak. Ha, çocukken mi kırdın onu? Yo. Kolumu kırdığımda 21-22 falandım. Ayak bileğimde de 35 falandım galiba. Söylemedin ya sen bunları bana hiç. Çok önemli bir şey değil. Kaza işte. Anlatmamışımdır. Ne var bunda? Aa, yalnız bak Zeynep sen de spor salonunda ayak bileğini burkmuştun sevgilim. Ama ne alakası var şimdi? O başka, bu başka. Dur şimdi. Ben başka bir şey söyleyeyim, başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey var mı? Nasıl yani? Ne başka şeyi? Başka bir şey yani kırdığın başka bir kemiğin bir şeyin var mı? Hayır evladım, sağlığım gayet iyi, hamdolsun. Şu yaşıma geldim, bir tek uyku ilacı alıyorum. Herkes avuçla ilaç alıyor. Anasına bak kızını al işte budur ben sana söyleyeyim. Senin de uyku sorunun var. Sen de uyku apalıyorsun sevgilim. Yalan mı yani? Aa bak ben sana bir şey söyleyeyim. Senin sorunun aynen budur sevgilim. Ay Allah aşkına Ozancığım lütfen bir bik 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 etmezsen yanımızda annemle bir iki çift laf etmek istiyorum mümkünse eğer. Ayrıca haftanın 3-4 günü uyku ilacı almakla uyku hastalığına sahip olmuyor insan. Ben başka bir şey soracağım. Senin çocuk durumun nasıl oldu sende? Lafa ne hacet kızım? Ne saçma sapan sorular soruyorsun böyle? Ya öyle değil işte. Niye bir tek ben? Niye tek çocuk başka Allah çocuk? Allah Allah! İstemedik de ondan. Hı. Kader kısmet işi kızım bunlar ayrıca. Olmadıysa olmadı. Olmadı mı işte? Olmadı mı diyor. Onu da... Anne sen bana 37 yaşında hamile kalmışsın ya. Benden önce hiç hamile kalmadın mı sen? Kızım ne bu böyle? Sorguya çekiyorsun beni. Konu mu bitti? Hem görüyorsun ayağım da kırık. Evet ama lütfen anne rica edeceğim. Bunu bana Allah bir açıklar mısın? Allah. Söyler misin? Söylesen ne? Aman seninle mi uğraşacağım? Evet olmadı. Senden önce de 2 düşük yaptım. Ama anne, ama anne sen bunları bana hiç söylemedin yani. Olabilir. Olabilir, söylemek zorunda değilim. Ama ben de sonra da mı hiç mi olmadı yani benden olmadı. Sonra? Olmadı. Zaten 40 yaşında da menopoza girdim. Ne oldu? Anne. Densiz. Hadi tamam hadi kalk gidelim biz yatalım. Nereye gidiyorsun? Ay çok uykum geldi. Hadi kalk yatalım. Ya saçmalama Zeynep saat 8:30 daha erken ya. Erken değil. Erken değil. Geç vakit çok geç. Haydi anneciğim. Haydi sana iyi geceler. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Ne bu? Mantar çorbası. Allah Allah. Ben mantar çorbası sevmem ki. Tarhana falan yok mu? Yok. Menüde sadece mantar çorbası var kayınvalideciğim. Al bunu önümden. Ay kokusu bile midemi bulandırıyor. Sen bilirsin. Ya da otur yerim. Aman aç kalıp ölecek değilim ya bu evde. Ay şey pes ya kayınvalideciğim yani pes yani. Hani sizi mutlu etmek için etrafınızda pervane oluyoruz ama şu kadar mutlu olduğunuz yok yani. Kasıtlı mı yapıyorsunuz bunu? Vallahi kullanıyorum. Bilerek yapıyorsunuz sanki bunu. Tabii Ozan Bey oğlum. Hatta sana kalsa bileğimi sırf sizin keyfinizi kaçırmak için kırmışımdır ben. Doğru, doğru. Haklısın aslında. Acilde 5 saat acı içinde kıvrandım. 3 hafta buraya çakılıp kaldım ama değdi doğrusu. Ya tabii. Ay kaşığı unutmuşum. Ne bu halin senin böyle?
Keyfini diyecek yok doğrusu. Evet ya, niye senin öyle ağzın kulaklarında? Evet, mutluyum çünkü. Hayatta en sevdiğim iki insan benim yanımda. Ben de keyifliyim. Allah Allah. Kızınız bunu mahsus yapıyor, biz vicdan azabı çekelim diye yalnız. Onu bilemiyorum ama bu kesin babasından almış bence. Kesin kesin. Aman bu ne böyle Allah aşkına? Sen mi yaptın bunu? Of Ozan ya. İnsan kabul etmek istemiyor ama yaşlanıyor işte. Öyle. Ay hiç içime sinmiyor benim böyle. Koca evde tek başına hiç içime sinmiyor yani. Hani başında biri olmuş olsaydı hiç bunlar başına gelmeyecekti. Öyle öyle. Ha, kabul etmez ki. Şimdi birini tutalım diyeceğim. Hayatta kabul etmez. Ona kalsa evde yabancı biriyle yaşamaktansa kalır o bugün düşer, kırar bir tarafını şişer. Öteki günde ölsün tercih eder onu. Yani o zaman isteklerine kadının saygı göstermek lazım yani. Kocaman kadın çünkü. Ben yaşına hürmeten. Esprimişim bunu. Efendim anneciğim? Kızım ben susadım. Sus, ben hemen gideyim. Ne oldu kayınvalideciğim, bir ihtiyacınız mı var? Evet, tuvalete gitmem lazım. Ha, ben size kaldırıyorum. Efendim anneciğim, efendim. Kızım midem kazındı. Yemek ne zaman? Ne zaman? Hazır şimdi, 5 dakikaya hazır. İyi hadi, bekliyorum. Kayınvalideciğim, ben oyuncağınızı alayım, size şunu vereyim. Bu ne böyle inek için durabilir? Sizden siz. Ozancığım, evladım. Bir buraya gelir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hayırdır? Bir gel işte. Ozancığım diyor, bir gel işte bir. Gel evladım, gel. Ne oluyor? Anlamadım. Evladım, şurada günlerdir düzeninizi bozdum. Rahatınızı kaçırdım. Ay anneciğim. Ay ona biçim söz öyle olur mu? Ay yok. Doğru ya doğru. Ozan Bey oğlum günlerdir pervane oldu etrafımda. Hani sen kızımsın. Ama o el oğlu. Ozan'ın hakkını ödeyemem. Hem ben de her zaman çok kolay bir kadın sayılmam. Bazen ufak tefek kaprisler yapmışlığım vardır tabii. Hayırdır inşallah. Ya kayınvalideciğim siz düşerken başınızı da vurmadınız emin misiniz? Ozan. Ama baksana nasıl konuşuyor ya. Yok işte. Kızım yok. Ozan oğlum haklı. Benden çok çekti. Neyse kalbini kırdıysam affet evladım. Yani önemli değil yani haklı. Tamam haklısınız aslında. Biraz kalbi kırdınız ama önemli değil bunlar kayınvalideciğim. Yani sonuçta zaman zaman benim de dangalaklıklar yaptığım olmuyor. Aşk değil. Evet gerçekten. Ama bizler farklı insanlarız yani. Huylarımız farklı. Geçmişi unuturuz. Yeni bir başlangıç tabii yaparız. Evladım. Hiç önemli değil yani. Siz tabii yeter ya. Ki üzülmeyin. Vallahi siz tabii ne isterseniz ya. Söyleyin. Biz hallederiz ya. Allah Allah. Yok evladım. Yok. Ne isteğim olacak? Ne? Kızım yanımda. Müstakbel damadım yanımda. Ay anne. Allah Allah. Sadece bir içimi dökeyim istedim. Anne. Sağ olun, var olun. Hakkınızı ödeyemem evlatlarım benim. Ya melek gibi kadınmış ya vallahi. Öyle ben diyorum sana. Ah kayınvalideciğim teşekkür. Bizim görevimiz bunlar kayınvalideciğim. Ne demek yavrum. Her zaman bekleriz ya. Hadi ben ortalıklardayım. Bir şeye ihtiyacınız tamam, olursa haber verin olur mu? Sadece ufak bir ricam var. Evet evladım zahmet olmazsa ama. Kız kardeşim gelecek akşam uçağıyla. Onu havaalanından alır mısın evladım? 2 güncük kalıp gidecek. Bu yıkama yağlamanın sebebi anlaşıldı. Ne kadar ayıp. Hiç onunla alakası yok annemin yaptığının. Tabii hiç yok. Aa. Derhal kayınvalideciğim. Alırım kayınvalideciğim. İçten gelerek söyledim. Tabii. İçinden. Bilmez miyim senin ananın içinden gelenleri? Ay anne. Ay öyle laf padanak söylenir mi adama? Evet ya. Düşündüğüm kadar aptal değilmiş seninkisi de. Of illallah. Allah'ım mis gibi kokuyor.
mis gibi kokuyor. Şu ağaçların güzelliğine bak. Dalından meyve kopartıp yemek kadar acaba dünyada güzel bir şey var mı? Aşkım ne iyi ettik de geldik. Ne iyi ettik? Ne iyi ettik? Ne? Allah'ın kirazı işte. Aynı kirazdan bizim manada da var. Ama yok. Konu Zeynep Hanım olunca olur mu? Olmaz tabii. İlla 4 saatlik yolu çekip geleceğiz. Börtü böceğin içerisinde kendi kirazımızı kendimiz toplayacağız. Ya bakma Allah aşkına 4 saat değil bir kere. 1 saatlik yoldan geldik. Kızım bana 4 saat gibi geldi. Ay Allah Allah. Ayrıca da fena mı ettik? 4 saat olsa da gelmeye değer vallahi ya. Şehrin gürültüsünden, sıkıntısından. Aman Zeynep tamam dırdır etme. Ben ya ne dırdır ederim tabii. Bak dırdır dırdır. Sıkıştık şehrin içinde. Dırdır ediyoruz hep birbirimizde. 2 oksijen gidiyor kafamıza. Biraz ciğerlerimiz temiz hava görüyor ya. Ay vallahi rahatlıyorum. Topladıkça da rahatlıyorum. Yedikçe de rahatlıyorum. Bunlar terapi. Dalından meyveyi birebir ilk el işte. Al dalından koparttım. İlk el yiyorum. Ay ve huzur doluyor içime. Sen nerede anlayacaksın bunu? Sen daha başka yerlerde ara huzuru. Bahçıvan hadi ha. Gidiyoruz. Neye gidiyoruz be? Daha yeni geldik. Neye yeni geldik? 2 torba kiraz toplayıp döneceğiz dedin. Aldık kirazları gidiyoruz hadi. Ya saçmalama ben reçel yapacağım. Bozka yapacağım ben. Ya hadi hadi bırak hadi. Aldım ben kirazları yeteri kadar hepsini. Hayır yapalım. Ya. Hadi. Of ya of ne yapacağım ben bu adamla ya? Beyaz ama çok tatlı bunlar ya. Zeyno. Canım. Aşkım vallahi çok sıkıldım ben ya. Ne olur gidelim ya. Güzelim tatil günümüzü kiraz toplayarak geçiriyoruz Zeyno ya. Ay Ozan ya pik kafamda. Sağlıklı bir şey yapıyoruz şurada. Nesi sağlıklı bunun kızım? Hormonsuz meyve yiyoruz. Ayrıca para vermiyoruz. Allah Allah hormonsuz meyve. Ben hiç kirazların üzerinde ben hormonsuz etiketi falan görmedim öyle. Aşkım vallahi burada Haybiye vakit öldürüyoruz ya. Ne olur eve dönelim ya. Gün gitti ya. Ay kafamda pik ya. Ay artık Ozan Allah aşkına ne kadar sağlıklı bir şey yapıyoruz. Bak ağaç etrafına bak birazcık. Yemyeşil. İnek miyim ben kızım? Yemyeşil. Ben bana yetecek yeşilliği evin penceresinden görüyorum zaten. Ay yok sana. Yok. Evin pencereden gördüğün 2 kelle ağaçtan mı bahsediyorsun? Yetiyor bana kızım. Allah Allah. Amma dela. Tutturduk kiraz toplayacağız diye. Ne? Canımız somon çekse Norveç'e mi gideceğiz yani? Aa harika fikir. Ulan bu vallahi gider ha. Durduk yerde kazık soktuk kendimize. Ozan. Canım. Şimdi biz burada Alaaddin'in sihirli lambasını bulsak. İçinden cin çıksa dese ki Ozan efendi, Ozan efendi. Dile benden ne dilersen dese. Ne dilerdin? Yekten beni bütün alemin kralı yap baba derim. Alem derken? Bütün dünya kızım. Ay öyle değil, öyle bir dilek değil. Nasıl değil? Değil, daha güzel işte. Daha başka bir dilek. Alemin kralı. Ha, güzel dilek mi istiyorsun sen? Evet. Peki o zaman Börtü Böcük. Şöyle bir şey söylerim. Derim ki Cimbova, senden 2 dileğim var. Ha. Birincisi, bütün dünya barış içinde olsun. İnsanlar böyle kardeşlik içinde yaşasınlar. Sevgi kelebeği olsunlar. Böyle mutluluk, huzur içerisinde yaşasınlar. Ay, bunu derim sana. İnce ruhlu sevgilim. Benim, canım benim. Sana aşkım da bu yakışır. Benim. İkincisi ne olurdu? İkincisi de, baba sen gene beni alemin kralı yap. Ben bunlar uyuşuk böyle geziyor ortalıklarda. Yeteler sevgili böyle bir koyayım götüne, bir kafa koyayım böyle ağzını bir çakayım böyle derim. Hatta gel beraber çakalım derim böyle. Öyle güzel olur. Ay öküzler kralısın tabii sen. Çişim geldi be. Çişim mi geldi? Yolda bir yerler vardı. Git gel istersen. Nereye? Yolda işte. Ne gerek var ya? Şurada ağacın dibini hallederim ben. Ay yok artık Ozan saçmalama. Ağacın dibinde işecek hali yok herhalde. Niye ya? Canım olur mu işe olacak? Kiraz ağacın dibinde işenir mi? Allah Allah. Burada kedi köpek ne yapıyor zannediyorsun sen? Ya da bu bahçede çalışan herif traktörüne binip caminin tuvaletine mi gidiyor zannediyorsun? Güzel gözüm bak. Burada çalışanlar var ya. Burada her çalışanın böyle bir tane ağacı vardır konforlu. Gidersin güzelce işini görürsün gelirsin. Organik tarım kızım bu gübre misali. Hadi ben şu ağaca derdimi anlatıp geliyorum şimdi. Bak aşkım bir şey düşünüyorum da var. Canım söyle canım. Ya diyorum ki ben acaba bundan sonra 4 gün mü çalışsam ha? Hadi ya. Tabii. Var mı böyle bir şansın yapabilir misin ya ki? Ya şöyle şimdi
Ya biraz zorlarsam ben aslında 5 günlük işi, yani tabii eşek gibi çalışarak 4 günde bitirebilirim. Böyle geriye 3 gün tatil kalır, fena mı olur ya? Harika olur, süper olur. Ay olmaz mı? Olur tabii. Yapacak bir sürü şey buluruz tabii. Beraber. Hı. Spora gideriz, aileleri ziyaret ederiz, kurslara yazılırız. En güzeli olur, kurslara yazılırız. Harika, harika. Harika olur. Tamam, harika olur da. Tamam. Yok yok yok, olmaz o ya, yok kuzum. Ben şimdi düşündüm de 4 de o... Böyle eşek gibi çalışırsam mahvolurum lan. Yaşla ileride geberirim ben. Boş ver, boş ver. 5 iyi böyle, böyle 5 iyi. Boş ver. Toplayıp giderim kirazlarımız. Hadi. Uzi. Canım. Ben son zamanlarda çok kötü kabuslar görüyorum, biliyor musun? Ne? Evet. Nedenini ben de anlamadım ama çok korkuyorum. Böyle kan ter içinde uyanıyorum. Allah Allah. Evet. Yeşil zeytinimi ne korkutuyormuş benim ya? Söyle bakayım. Korkuyorum, her şeyden korkuyorum. Niye? Hayatımdan korkuyorum. Ya çocuğum olmazsa diye çok korkuyorum. Sonra seni kaybedersem diye korkuyorum. Ya saçmalama Zeynep, Allah'ını seversen beni niye kaybedeceksin kız? Bak kiraz toplayalım dedin, oraya bile geldim. Kaybetmezsin beni. Gerçekten mi? Kaybetmem değil mi? Kaybetmezsin aşkım, kaybetmezsin. Deli misin sen? Sensiz ne yaparım ben? Ne yaparsın? Evet, o zaman kanıtla, hadi evlenelim. Ya. Yemezler Zeynep onu, yemezler. Hadi hadi. Korkuyormuş. Bak sevgilim, sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bu nikahta keramet vardır diyorlar ya. Hı. Onu kim diyorsa halt etmiş. Yalan kızım o. Külli yalan. Bak Hasan'la Leyla'ya ne oldu? Evlendiler, 2 ay sonra ayrıldılar. Allah Allah. Bak aşkım, biz birbirimizi seviyor muyuz? Seviyor muyuz? Evet. Seviyoruz. O zaman illa İstanbul Belediyesi'nin bir memurunu gelip de bizim sevgimizi tasdik mi vermesi lazım? Ne gerek var? Formalite kızım o. Hastayım ben sana. Tamam, yani senin için bu formalitenin yani bir anlam ifade etmiyor senin Hiçbir için. Şey ifade etmiyor. Hayır, bu imza atsan da olur, atmasan da olur. Yani. Aynen öyle. Ay tamam işte, evlenelim o zaman. Yemezler Zeynep. Ya. Ya yiyordun ama az daha yiyordun, yani, yaklaştın yani. Evet, gayet iyi bir denemeydi avukat hanım, gayet argümanlar iyi, davanızı iyi çalışmışsınız, iyi hazırlanmışsınız ama olmaz. Evet, ama kaybettim. Evet, kaybettim bu sefer. Ya ne iyi ettik de geldik ama, değil mi? Ya ne demezsin. Ay. Seneye bir daha gelelim mi meyve toplamaya? Olur, olur. İyi olmasın. Hatta iyi olur vallahi. Ben bu senede bir geleneğini sevdim. Evet evet. Senede bir kez kiraz toplamaya gidelim sevgilim. Senede bir kez anana yemeğe giderim sevgilim. Hepsini toplayıp senede bir kez konuşalım sevgilim. Olur, süper olur. Hazır saymaya başlamışken o zaman senede bir sevişelim. Ama ne alakası var yani? Yok tamam, madem öyle. O zaman ben önümüzdeki senenin sevişmesinden biraz avans rica ediyorum Zeynep. Önümüzdeki senenin konuşmasından ben. Aman aman, ne gerek var konuşmaya? Şuncacık keyif için yaptığın zırhına bak. Nasıl şuncacık? Nasıl şu kadar ha? Çok kötüsün. Hadi gel şu ekinlerin içine. Hayır, içindir, saçmalama. Aman sen bir parça diyorum. Hadi kız bana bir parça. Ekinler bize kadar. Zeynep gel. Hadi gel hadi. Tut şunu Allah, çişim geldi. Nereye gidiyorsun? Kız avans verecektin. Aa, gel gel.